Mesela ben bir ortama girdiği zaman hangi erkek suç potansiyeli var biliyorum. Hemen. Nereden? Sakalından, sık sakallı, kel, kulaklığa kepçe hafif, burun dolgun ve şey. Mesela burun da çok tipiktir mesela. Bir de sert mandibula. Alt çenesi büyük. Buna testosteron ya şurası. Saçı erken beyazlayan erken mi yaşlıdır? Evet. Saçı erken beyazlayanların kalp krizi riski yüksektir. Küçük bir çocukken ben himenin %20-30 bozulmadığını biliyordum. Himeni bir tanımlayalım. Ne himen, himen kızlık zaten. Botoksla annelerin çocukları diyorum ya gelecekte otistik olur ya şizofren olur. Dünyada ortalama IQ 10 puan düşmüş son 10 yılda. Bak 10 puan düşmüş. Peki ortalama IQ'muz kaçtı? 90. 80'e düşmüş. Ya 80 maymun zekası ya. Kalp nakli yapıldıktan sonra hasada değişiklikler oluyor mu? Poliste yüzünden vuruluyor. Adama naklediyorlar kalbi. Adam diyor ki benim rüyalarımda bir şey oluyor. Yüzüme bir ışık geliyor. Hep aynı hikayeyi anlatıyor. Ya kalp sana bir şey söylüyor. Şimdi biz kamerayı kapatacağız. Sonra ben yine oturacağım. Yine... yani işte. Hazin son. Kamera biter. Oytun yalnızlığına geri döner. Efendim merhabalar, Profesör Doktor Oytun Erbaş'la birlikteyiz. Biz onun misafiriyiz bugün. Hemen bayram ertesi yakaladık. Daha önceki yaptığım yayınlardan şunu tecrübe ettim ki konuştuğumuz konular çok kıymetli ama daha önemlisi onun hayatını çok merak ediyorsunuz. Oytun Hoca bir gün neler yapıyor? Bugün girişi onunla yapalım istedim. Devamında tabii ki bilim konuşacağız. Merhaba Oytun. Hoş geldin Emel. Teşekkür ederim. Seni çok merak ediyorlar. Daha önce ailenle ilgili yaptığımız yayında çok ilgi gördü. Senin ne yediğini, ne içtiğini, daha da önemlisi kameralar kapandığında nasıl biri olduğunu bana çok soruyorlar. Şimdi nasıl bir şey biliyor musun? Mesela böyle hani şeyde camiada ya da işte YouTube'da bizim görsel camiada ünlü insanları yakından gördüğün zaman büyük bir hayal kırıklığına uğrarsın. Mesela bu benim başıma hep gelmiştir mesela. Gerçekten YouTube'da iyidir. Ama bir karakter orada. Ama normal hayatta gör o adamı. Ya dersin bu adam o adam. Mesela sende de oluyordur bu. Olmaz mı? Ya diyorsun ya bu adam da hani sadece bir diyorsun ya bir rolmüş. Ya, 3-5 şey yapmış. Gerçekten öyle. Oytun'un en büyük özelliği işte bu adam o adam değil. Bu adam her yerde aynı adam. Yani bu kamerada aynı adam. Kamerayı kapatsan daha aynı adam. Kamerayı kapatsan daha komik bir adam aslında. Yani dibine vuran bir adam yani. Kamerada kendini zaptırapta mı alıyorsun? Alıyorum tabii seni canım. Seni bağlayan şeyler neler? Ayıp artık ya. Şimdi ben dibine yani biliyorsun ben. Kamera kapalı olduğunda açıkken ne yapmadığın neyi ya yapıyorsun? Ya mesela küfür, espri ben böyle dibine vururum yani. Daha eğlenceliyim mesela. Kelimeler arasında bağlantıları kurabilirim işte oradan oraya geçebilirim. Böyle, hani bir nevi şey gibi bu böyle hani bazen zihnini durduramazsın ya. Mesela ben küçük Google gibi mesela. Hatta bana yazarlar YouTube'da altına. Oytun küçük Google'dır diye. Ben akşama kadar okuyan bir adamım. Hep okurum ben. Yani okumak dediğim böyle her şeyi okuyorum ben ya. Tamam mı? Mesela elime bir şey geçiyor. Ona bakıyorum mesela. Buna bakıyorum. Mesela bir sürü kelimeyi ezberleyebilirim. İlaç adlarını ezberleyebilirim. Gerekli gereksiz mesela. Kanser tedavilerini ezberlerim mesela. Atıyorum mesela bir işte KLL'de ne ilacı çıkmış. Benim ilişkim yok esasında. Ben bir hematolog değilim. Ama çok severim. İşte kadın doğumdan bir yeni bir teknik çıkmıştı. Cerrahi teknik. Onun ben YouTube'a açıp çalışıyorum onu. O cerrahi teknik ne yapıyor diye. Bu bir hastalık bence. Bu esasında bir hastalık. Yani beynimi devamlı bir şeylerle doldurmam lazım. İşte bu hani Asperger deniyor buna. Bazı yüksek fonksiyon otizm deniyor. Bir şeyleri doldurmam. Peki sonra ne yapayım bu doldurduklarımı? Sen gelince kusuyorum işte. Yani mesela böyle YouTube gelince... Onları kusuyorum ama ben küçükken de böyleydim. İnsanlar hayatlarını doldurmak için bazen sosyalliği tercih ediyorlar. Arkadaş sohbetlerinde bunu yapıyorlar evet. Ama sende bu bacak biraz zayıf mı? Zayıf. Yani sosyallik yok. Zaten öyle diyorlar mesela. Otizm genleri diyorlar olmasaydı herkes böyle sosyal kelebek olurdu. Akşama kadar goy goy yapardı. Plajda gezinirdi. Kimse bilim yapmazdı. Biz ne yapıyoruz? İnsanlarla çok şey yapamadığım için, diyalog kuramadığım için oturup ders çalışıyorum yani. Hani mesela bana diyorlar ki neden ders çalışıyorsun? Ben insanlarla ilişki kuramıyorum ki. İnsanlardan sıkılınca ne yaparsın? İnsanlara sıkılmıyorum çünkü mesela bir ortamdasın, bastı sana o ortam. Ben bazen kendimi soruyorum mesela. Mesela bazen bir yere gittiğimiz zaman 3-4 kişiye böyle çok şey anlatıyorum. Şöyle diyorum ya kafanızın içine ettim mi diyorum. Yani ettiysem uzaklaşabilirim diyorum. Çünkü ben konudan konuya onu konuşurum, bunu konuşurum. İşte kıl kurdundan diyabete, diyabetten tip 1, tip 2, tip 3, tip 1,5 diyabet, lada, modi. O diyabetin her şeyi konuşulur ve onlar da Allah kahretsin yeter artık diyabet istemiyoruz diyorlar. O zaman başka bir muhabbet açabilirim.
onların istediği muhabbeti. Onlara bıkarlarsan başka masaya geçiyorum. Yani çünkü benden yorulabilirler yani. Rutin herkesin konuştuğu konularla sohbet edemiyor musun? Mesela ne mesela? Mesela kız arkadaşınla akşam yemeğe çıktın. Gözlerin ne kadar güzel. Hayır, sana bir şiir okumak istiyorum. Hayır, ben hemen başlıyorum mesela. İşte cildin böyle yıpranmışsın. Fondöten alerji yapmış. Ilımlı bir dermatit gelişmiş, farkında mısın? İşte dudak şöyle olmuş, bu böyle olmuş. İşte şu anda uçuk çıkmış, şu anda keylitis çıkmış yan tarafta. Ondan sonra gözün, kaşın, kirpiğinin uzunluğu, saç diplerin çıkmış. İşte şu boyayı, ben hep böyleyim. Bu bir hastalık bu ya. Allah Allah. Tabii bir hastalık. Mesela ben şimdi senin her yerine mesela ben şimdi bacağında işte çöküntü var. İşte yüzünde işte su çiçeği mi geçirdi küçükken mesela, işte burayı vurdu mu, orayı kırdı mı, işte ayağında ne oldu, varis başlangıcı mı var, öyle mi böyle mi, tabii bu tarz söyleyemediğim çok şey yani, başka şey tahmin edebiliyorum yani, neler neler yani sen bunlar, zor bir hayat aslında. Sen ne diyorsun? Hayır, zor değil, bana göre kolay, karşısı için zor. Evet, mesela bir şey sana söyleyeyim mi, Oytun'un yanında olmak Oytun olmaktan daha iyi. Tabii Oytun'un yanında ne güzel, eğlen, hatta diyorsun kafa şey yapınca da yani kaçar gidersin. Ben hep bundayım. Ben bunu uyurken de bu herifle beraberim. Ya susmayan bir herif var içinde. Küçükkenden beri kemanla büyümüşse kulağın, keman haz nokta olmaya başlıyor. Ne ile büyüdüysen haz nokta oluyor. Sen Ödemiş'te bilimle mi büyüdün? Bilimle büyümedik ama alt kat kadın doğumcu olması o merakı yaratmış bende. Alt kat kadın doğumcu, kadın doğumcuydu. Alt kat kadın doğumcu olduğu için ben onunla birçok şey, mesela plasenta ne demek, hemoglobin ne demek, düşük ne demek, kızlık zarı ne demek, ondan bunları kapmışım. Yani kaç yaşındaydın? 2-3 yaş. Komşu bunları seninle mi konuşurdu? Muayenehaneye gidiyordum ya. Alt kat diye. Muayenehaneydi. Annem diyor ki bana, evden atıyordu beni. Hani dışarı sokağa atarsın ya, ben de sosyal olamadığım için diğer arkadaşlarımla vın turizm oraya. Hani bu sefer tabii ister istemez olayı öğreniyorsun mesela. Oraya eskiden bekaret muayenesine getirirlerdi. Mesela en merak ettiğim şeydir benim. Bu kızları neden getiriyorlar buraya? Ağlayan kızlar var. Ondan sonra gece getirirlerdi bir de. Bu gece bu kızlar neden gelir? Bir süre sonra öğreniyorsun bunu. Çünkü kız kaçmıştır. Ondan sonra bekaret muayenesine getirirdi ailesi. Tabii o zaman himeni öğrendim. Himen bozuluyor mu bozulmuyor mu öğrendim. Ha bak nereden nereye? Mesela küçük bir çocukken ben himenin %20-30 bozulmadığını biliyordum. Himeni bir tanımlayalım. Nedir himen? Himen kızlık zarı. Kızlık, evet. Zarı ilk duhul diyoruz biz buna. İlk cinsel birleşmede bozulur. Ama %20-30 kadının bozulmaz. Doğumda bozulur anca, normal doğumda. Sezeryan olunca o da bozulmaz. Ama normal doğum olsa bozulur. Yani mesela benim için mesela bu, mesela arkadaşlarıma küçükken sorardım ilkokul 1'deyken. Hatta ben bugün bunu sordum. Öğretmen soru hazırlayın gelin dedi. Ben de hazırladım arkadaşıma, dedim ki sen dedim himen nedir biliyor musun dedim, kızlık zarı. Çocuk dedi o ne dedi. Hoca dedi ki ben de bilmiyorum dedi, himen ne. İlkokul kaçtaydı? 1 olsun 2 olsun. Orada aldığım bir kültürdü benim bu mesela. Tıbba dair geriye dönüp ilk öğrendiğin şey himen miydi? Himendir. Ama tabii zaten bir çocuk zaten bir çocuk yani şimdi nasıl biliyor musun? Şimdi bir çocuk zaten, sen Freud'un tanımını biliyor musun? Freud ne diyor biliyor musun? Her diyor çocuk cinselliği merak eder. Nasıl? Sana da sormuştur yani bir insan, bir çocuk. Anne ben nasıl oldum? Ben de bunu merak ediyordum ve şunu diyor Freud. Bir çocuk diyor anne babasını ve kendi nasıl olduğunu merak eder. Bu merakı eğer gözünde o kadar farklı bir yere getirirse bilim adamı olur diyor. Çünkü acaba bu sefer o neden oldu, bu neden oldu? Esasında bir çocuğun anne babasını merak etmesi, ben nereden çıktığımı merak etmesi dünyanın en önemli merakı. Bu sefer daha derine gidiyorsun. Himen bir basamak sonra ne var? Sen annene sordun mu ben nasıl oldum diye? Hiç sormadım ben, çünkü aşağıdan olduğunu biliyordum. Sen ben merkezden hiç, öğreniyorsun ben, hatta kaynağından. Ben, Elçin benim kardeşim var. Ben 5 yaşında doğacak. Annemin doğum sancıları tuttu. Ben dedim ki anne doğum sancıların başladı. Biraz sonra su gelecek dedim. Hiç unutmuyorum onu. Yani çünkü biliyorsun amniyon patlayacak ve su gelecek. Çünkü ben doğumun nasıl olduğunu öğrenmiştim orada. Su geliyordu. Çünkü sana suyuyla geliyordu. Paçalarına akıyordu. Diyordu ki hocam suyun geldi diyorlardı. Yani öğrendik bize suyun geldiği bir yerde su var demek ki. Çünkü amniyon poşu patlayınca su geliyordu. Şimdi işte şunu öğretmek istiyorum insanlara. Bir çocuk küçükken nasıl büyüdüyse aslında onu şey yapıyor, merak ediyor. Konudan konuya atlayacağım. Bu dün başıma geldi. Şimdi küçük bir şey anlatacağım sana. Şimdi kuş gribi salgını var.
Nereye bağlayacağım anlayacaksın şimdi. Kuş gribi, bir de normal bizim insan gribi var. Ama bu kuş gribiyle insan şu anda kuş gribi bize bulaşamıyor. Neden? Atlayamıyor. Çünkü proteini yok bizde. Peki ya kuş gribiyle insan gribi bir birleşirse? Ki griplerin böyle bir özelliği var influenza'nın. Çiftleşebiliyor. Kimerik deniyor buna. Yani sen avian influenza ya yani kuş gribinden bir parça, insan gribinden parçayı alırsa biz atlayabilir artık. Şimdi ben buna baktım. Peki hem kuş gribi olan hem de insan gribi olan tek hayvan ne? Domuz. Yani domuzla kuş gribi de olabiliyor, insan gribi de olabiliyor. Peki bu çiftleşme nerede olacak yani? Kuş gribiyle insan gribi nerede çiftleşecek? Domuzda. Hani var ya kadim bilgide domuz yemeyin, domuz. Ya bu nasıl bir şey? Bazen ya diyorum bu kadar ve domuz parazit açısından en tehlikeli hayvan. Parazit açısından. Dün de influenza'yı böyle görünce yani iki tip influenza hem kuş influenzasının hem de insan influenzasının sadece domuzda aynı anda enfeksiyon yaptığını görünce dedim ya hakikaten bir nasıl bir kadim bir şey. Yani inancın kuta koyduğu alanı tıp evet, da doğruladı evet, mı? Evet, öyle evet, mi anlıyorum? Öyle. Ve şu evrede hani başka zaman yiyorsanız yiyin ama şu evrede asla domuz yemeyin mi diyorsun? Hayır domuz şu anda dünyada en büyük sıkıntı şu anda. Yani domuz olan ülkelerden kuş gribi salgını çıkacak. Son dönemde yaptığın açıklamalarda tıbbın aslında çok kafa yormadığı ya da alan tanımadığı başlıkları öne çıkarıyorsun ve çok kıymetli ne derler çözüm getiren açıklamalarla sunuyorsun. Tıp patladı mı da sen böyle bir misyon üstlendin? Şimdi tıp esasında patladı ve çatladı yani. Hani tıp bence hep patlamıştı ama internetle beraber bilgi daha hızlı yayılabiliyor. Onun için her şeyi çok hızlı öğrenebiliyorsun. Mesela bakıyorum diyetler patladı. Diyetler patladı. Mesela niyasin diyorduk eskiden. Ya kaç sene ya yaşlanmayı önlüyor. Mitokondri fonksiyonunu iyileştiriyor. Ya neler o B3 vitamini? Abi bu baktım geçenlerde niyasin yüksek olanlar daha çok kalp krizi geçiriyor. Daha çok beyinde inme geçiriyor. Niyasin patlamış birden. Ne oldu bu şimdi? Niyasin patladı. Ne? B3 vitamini. B3 ünlüydü vitamin. Çok yani bir ara. Omega var. Omega patladı. Omega da patladı. Ha omega eskiden işte omegalar alın, damar sertliğini önlüyor, işte vücut üretemiyor takviye olarak. Hafızayı güçlendiriyor falan. Abi şimdi omega alanlarda diyoruz ki şey daha fazla. Ritim bozukluğu daha fazla. İnme daha fazla emboli riski patladı. Ya bana ben bir sürü şey sana söyleyebilirim. Ya patlıyor abi, patlıyor. Başka? Yani, vitamin daha patladı. Hep anlatıyorum ya. İşte vitamin takviyeleri. A vitamini patladı. Hani içerin diyorduk hani A vitamini mesela hep anlatıyorum ben akciğer kanseri riskini ikiye katlıyor. E vitamini prostat kanseri yaptı ortaya çıktı ondan sonra. C vitamininin akciğer kanseri metastazını hızlandırdı ortaya çıktı. Yani tıp bir şey sana söyleyeyim mi? Hani biz şey diyoruz ya hani bir alışılmış bir laf var. C vitamini abi iyidir ya falan hani böyle var ya iyidir ya falan. Hani spor yapmak iyidir herhalde falan hani iyi, kötü mü olabilir? Ha spor yapmak da patlayabilir. Yani mesela ben şöyle bir şey var. Yarım saatten fazla spor yapmak kışın enfeksiyon riskini arttırıyor. İzleyici de diyor ki ya biz kime inanacağız işte, o zaman? İşte, bir başkası çıkıyor diyor ki günlük sporu ihmal etme. Omega 3'ü mutlaka işte alın. İşte sıkıntı neymiş biliyor musun? Kime inanacağız her diyor. Her şey zehirdir ama dozuymuş. Mesela Emel'le Oytun program yapıyor. Aa bu program 40 dakika olmalı, 45 dakika olmalı. Ama şimdi bunu vitaminlere uyarlayamayız. Hepsine uyarlar. Omega 3'te mesela bunun alınması gereken bir pattern var. Ne yapalım? Mesela, haftada bir mi alalım yok, omega 3'ü? Mesela balık yemek lazım, geçmek lazım. Yani çok da şey etmemek lazım. Vallahi laf o. Çok da şey çok etmemek. Çok da şey etmemek lazım. Mesela çocuğu şöyle yetiştirelim işte otursun bakıcı mı büyüsün işte laf edelim mi bardağı dökünce şunu diyelim mi? Ya yani çok da şey etmemek lazım be. Yani ne yaparsa yapsın serbest bırak biraz ya bırak şundan altı artık şeyinle koşmayı. Mesela hocam ben yaşlanmak istemiyorum ne yapayım? Çok da şey etmemek lazım. Hani daha rahat olmak lazım yani. Mesela eskiden ne diyorduk? Sebze meyve doğal sonra meyvelerde fruktoz var canım falan yağlanma yapıyor. Eskiden şey diyorduk doğal meyve suyu. O da fruktoz, o da yağlıyor falan şimdi. Canan Hoca hiç meyve yemeyin diyor. Tamam da ya, öyle şey mi olur? Meyveden bir sürü şey alıyorsun. Flavonoid bileşikleri alıyorsun. Antioksidan işte cildini iyi tutuyor. Mesela anası sebze meyve yiyen çocuklar meme kanseri bile olmuyor kızları. Anne karnında. Onun sebze de yiyeceksin, meyve de yiyeceksin. Ama çok da şey etmemek lazım. Hocam kuru fasulye yiyeyim. Ya tabii lan. Kuru fasulye çok önemli. Bağırsak florasını düzeltiyor. O gaz çok önemli bir şey. Çünkü flora çok önemli. Hocam ben florayı düzeltmek için işte probiyotik.
Ya işte azıcık kuru fasulyeyi ver ya, oymuş zaten. Çok da şey etmemek lazım. Hani böyle çok laflar çıktı ya işte, önce bağırsak bozuluyor, bağırsaktan Parkinson oluyorsun, otizm oluyorsun. Bağırsak düzeldi mi her şey düzelecek. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Patladı. O bağırsak olmaz da mı? ya, olamaz, mümkün mü Peki ya? şu anda bizim bağırsağı her zamankinden daha çok konuşuyor olmamız, tıpkı vitaminlerde endüstrinin pompalaması Tabii, gibi, tabii. sıra ona geldi, Tabii, onunla mı tabii. PR yapıyor? Probiyotik pompalanması. Yani hep böyle. Şimdi mesela zamanında ne pompalanıyordu? Ben hatırlıyorum mesela. Şeyler, kalori alınmasın diye tatlandırıcılar. Light ürünler. Yani patladı. Şimdi mesela ne diyor? Şekerli gıdalar, tatlandırıcılar kalp krizi riskini, inme riskini, Alzheimer riskini, otizm riskini bak sayıyor. Ne oldu? Patladı bu şimdi. Peki hiç mi kullanmayalım? Ya yani diyabetik hastaya ben tatlandırıcı yazmayayım mı? Adam şeker hastası lan, şekeri 500 yazıyorum. Orada ne düşünüyorum ama? Diyorum ki bu adam şeker hastası, daha kötü durumu. Ya hocam diyor, ben çay şeker içemiyorum diyor. Ben de içemiyorum mesela. Biz küçükten beri şekerli içmeye alışmışız. Ben 8 tane şeker koyarım. 8 tane şeker koyarım çayın içine. Bal gibi içiyorum ben onu. Onun yerine sakkarin koyuyorum yani. Siklamatla sodyum sakkarin. Hala koyuyorum. Peki bana biri diyor, ya Oytun tam bunun deneyini yaptın, zararlı değil. Zararlı. Ama şekerden daha iyi. Peki arada 2 tane şeker attığım oluyor. Oluyor. Bulamayınca ne yapayım? Atıyorum yani. Hani bak yine çok da şey etmemek lazım. Ya burada ne ortaya çıkıyor biliyor musun? Ucu sivri yaklaşımın hepsi yalan. Ama toplumun sinir uçları çok sivri. Şunu sen de çok duyuyorsundur. İnsanların psikolojileri hiç iyi değil. Herkesin ağzında böyle bir slogan var. Sen ne düşünüyorsun? İnsanların psikolojilerinde her zamankinden daha farklı bir semptom gözlemliyor musun? Şimdi insana saldırgan. Artık insanlar dürtüsel, hızlı karar veriyor, beklemek istemiyor, patlamaya hazır bomba gibi. Şimdi bu böylesi. Cinsel davranışlar da böyle ama. Mesela partneri kimdir, nedir, işte bir şey taşıyor mu, hastalık olur mu, başıma bir yok öyle bir şey. Mesela biri tanışıyor TikTok'tan ya da uygulama Tinder'dan, çıkıp gidiyor. Ha, kim? Mesela ben bir erkek olarak yani bir yere yani gidemezsin yani. Ama çok dürtüsel kadınlar, çok dürtüsel erkekler. Demek ki bu her yerde var bu. Mesela işler de böyle. Mesela geliyor bana adam bir ay sonra, hocam işi bırakıyorum diyor. Bugün mü bırakıyorsun diyor. Şimdi bırakıyorum diyor. Hani eskiden olur diye bir söylenirdi, ben işi bırakacağım. Hani bu adam bir empati, onlar yok. O zaman bir ters evrim ortaya çıktı. Hani bir karikatür var ya, işte Homo erectus, Homo sapiens en tepeye geldi. Sonra geriye diyorlar ki biz çok gittik, geri gidelim. Ben şu anda ters evrim olduğunu biliyorum. Mesela Mağaraya doğru mu mağaraya gidiyoruz? gidiyoruz. Mesela dünyada ortalama IQ 10 puan düşmüş son 10 yılda. Bak 10 puan düşmüş. Peki ortalama IQ'muz kaçtı? 90. 80'e düşmüş. Ya 80 maymun zekası ya. Şimdi maymunlar cehennemini yaşıyorsun esasında. Ama öyle ya. Bunu bana diyebilir. Ne diyorsun? Abi ne diyorsun? İşte al yaz average IQ yaz. Ortalama IQ ve last 10 years yaz bakalım ne çıkıyor. Z kuşağı ters evrimdir. Bakın hiç unutmayın. Z kuşağı alfabenin son harfidir. Ama yeni evrimin ilk harfidir. Yani sondan başa gideceğiz. Yani geriye Start doğru. verildi Z Start verir Z kuşağıyla. kuşağıyla. Z kuşağı bir ters evrimdir. Net bilgi bu. Ha onun için sana şunu diyebilirsin. Cinayetler artacak mı? Artacak. İntiharlar artacak mı? Artacak. Madde kullanımları artacak. Her şey artacak diyebilirim. Bir Yani... kez bir insanın madde kullanıyor olduğunu anlayabilir miyiz? Zira çok yaygın olduğunu geçen gün bir hocamızla yaptığım konuşmada öğrendim. Anlayabilirsin. Mesela trafikte emareleri nedir? Göz büyümesi mi? Hayır. Samimi bir soru bu. Çok basit bir kere, aşırı yorgunluk, bitkinlik. Yani sabahleyin kendini toparlayamaz. Ondan sonra göz altlarında morluk, yani yüzde bir konjesyon, ödem hali oluşuyor. Çünkü madde zarar veriyor. Maddenin en çok zarar verdiği yer neresi? Burun ve solunum yolları. Çünkü solunum yoluyla alınıyor çoğu madde. Ne oluyor solunum yolunum yolu? Kendini tamir etmek için. Nasıl nezle olunca burun akıyorsa ne oluyor? Yüzün gözün şişiyor hemen. Ondan sonra kendini toplayamama. Çok tipik bir bulgu. Beyin Yani sisi. beyinsiz yani, kafa bulanık gibi, dağınık gibi, başka yerdeymiş gibi. Ve çok hızlı yaşlanma. Bak çok hızlı yaşlanma. Saçların beyazlaması, sakalların beyazlaması birden birkaç sene içinde. Hani derler ya, hani bu adam cefadan mı sefadan mı lan böyle oldu falan. Birden. Çünkü saçların ve sakalların beyazlaması yaşlandığının bulgusudur. Çok hızlı bir yaşlanma. Bazılarında ırsi oluyor. Hayır. İrsi bile olsa o da yaşlanma. Saç sakal beyazlıyorsa yaşlanıyorsun demektir. Çünkü Öyle mi? şunda saç ve sakalı beyazlatan şey, orada melanin diye bir pigment var. O melanini vücut tanıyamıyor artık. Yok etmeye başlıyor. Saçı erken beyazlayan erken mi yaşlanır? Evet, saçı erken beyazlayanların kalp krizi riski yüksektir. Kalpleri de yaşlanmaktadır. Onun için biz hemen biliriz mesela.
Ya derim ki ben, ya 35 yaşındasın, saçların beyazlamış, kalp krizi riskin var derim. Ya bu hemen hızlı belli olur. Saçı dökülen için aynı korelasyon var söylerim. Mı? Saçı dökülen de testosteronu yüksektir. Testosteronu yüksek olan da prostat kanseri, emboli gibi sorunlar ve erken ölümle karşı yani karşıya gelecek. Keller daha tabii, mı risk grubunda? Tabii keller prostat kanserine daha risk grubudur. Ani kardiyak ölüme daha risklidir. Keller otistik karaktere daha risklidir. Yani o yüzün özelliği o testosteronik bulgulardır. Daha vurducu, kırdıcı falan olurlar. Argo'da şu espri vardır. Kellerin libidosu daha yüksektir doğrudur, diye. Kellerin doğru libidosu mu? Yüksektir. Testosteron mu bunu sağlıyor? Evet, testosterondan. Yani testosteron yüksekse kellik olursun. Yani saç folikülünü döküyor. O da aramızda bir esasla bir evrimatik bir bağlantı. Yani adam kelse şu demek. Yani bu kelse daha olgun, daha yaşa geçmiş. Hani sana testosteron ne yapıyor biliyor musun? Senin zaman ayarı var ya, timer, onu hızlandırıyor. Yani timer hızlandırıyor seni. Kadında yüksekse testosteron. O da aynı şeyler yapıyor esasında. Onların saçları dökülüyor. Sivilce? Sivilce, akne. Ondan sonra polikistik over dediğimiz kıllanma, adet düzensizliği. Onların da libidosu yüksek oluyor. Mesela kadınların testosteron yüksekse libidosu yüksektir hani erkek gibi. Yüzünde aknesi çok olan kızların libidosu yüksek midir? Evet, mesela akne yaşı vardır mesela 12, 13, 14 ergenlik ama hala mesela geçmeyen ya da ağır akneler varsa papüler, püsküler akne dediğimiz onlarda testosteron yüksektir yani libido da yüksektir. Bazı insanlar aralarında hiç kan bağı olmamasına rağmen yüz fizyonomileri o kadar birbirine benzer ki, şimdi diyeceksin ki Emel bana ne soruyor? Yüz hatları birbirine benzeyen insanların davranış paternleri de birbirine benzer tabii mi? Mesela gözleri benzeyen insanlar, dişleri benzeyen insanlar biliyorsun yüz genleriyle beyin genleri tıpatıp aynıdır. Onun için ben böyle iki adamı mesela diyor ki benim mesela bana diyor ki hocam diyorlar beni tahlil et. Ben şöyle tahlil ediyorum onları. Benim onlara benzeyen insanlar var kafamda. Onlar nasıl davranıyorsa o da aynı davranacak. Mesela ben bir ortama girdiğim zaman hangi erkek suç potansiyeli var biliyorum. Hemen. Hemen. Nereden? Sakalından, sık sakallı, kel, kulaklığa kepçe hafif, ondan sonra burun dolgun ve şey, mesela burun da çok tipiktir mesela, bir de sert mandibula, alt çenesi büyük. Bunlar testosteron ya şurası. Hmm. Çene kocaman çeneli. Koca çeneli, koca burunlu. Şu suç potansiyeli. Kaş kemerleri, testosteron yüksek bunların. Bunlar suç potansiyeli var. Testosteron yüksek erkek her zaman suç potansiyeli vardır. Mesela hatta hapishane çalışmaları var. Ani karar veren insanların testosteronu normale göre 1,5-2 kat hep yüksektir. Yani hızlı karar veriyorsa hep böyledir. Mesela horozlar da öyle mesela. Horozun testosteronu yüksekse düdük dinçe yapar. Didikler. Düdükler diyecektim. Aynı şey onu da yapar da. Hani hem düdükler hem didikler. Karıştırma artık. Her dil sürüşmesinde Freud var ya öyle. Freud ve dil sürüşmeleri değil. Mesela anneler botoks yaptırıyor yüzlerini. Çocuk anasının yüzünü anlayamıyor. Böyle annesi yavrum anne bakıyor çocuk böyle ne diyor lan bu diyor. Çünkü çocuk anlamıyor ki sözlü iletişim yok çocukta yüzü okuyor. Ulan diyor annem diyor şimdi annesi süt veriyor ama yüzündeki ifade aynı. Anne kızıyor aynı çocuk diyor ki ulan diyor biz bunu nasıl anlayacağız bu kadını biz. O zaman bu çocuk gelecekte tabii yüz okuma datası zayıf olacak. Zayıf olacak. Sınırlı bu sefer olacak. Ne olacak otizm. Hatta otizmin en büyük bulgusu neydi? Yüz okuma sorunu, şizofreni. Anksiyete bozukluğu. Ben hep söylüyorum. Botoksla annelerin çocukları diyorum ya gelecekte otistik olur ya şizofren olurlar. En tehlikeli beyin hastalığı hangisi? Şizofreni mi? Şizofreni, otizm. Bunlar en ağır beyin hastalıkları. Bir de obsesyon. OKB ya. Onlar çok kötüdür. Obsesyon. Ama en ağır şizofreni. Yani doğru söylüyorsun. Obsesyon bir beyin hastalığı tabii, mıdır? Tabii tabii. Deneyime tabii bağlı gelişebildiğini hayır, de biliyoruz. Tabii OKB beyin hastalığı. Yani ağır beyin hastalığı hem de. Yani hatta psikiyatristlerin bir kısmı eskiden beyin kanseri derlerdi. OKB de çok ağırdır. Yani bir insanın elini günde 1000 kere evet yıkıyor olması OKB ise sadece, bu bir beyin rahatsızlığı tabii, tabii mıdır? Mesela beyninde ön lobunda hatalı devreler var mesela. Devamı dönüyor yani kesemiyor. Mesela sen diyorsun kapıyı kilitledim. Tamam kilitledim çıktım. O devamlı kilitledim mi? Kilitledim. Kilitledim mi? Kilitledim. Dur bir artık. Bir travmaya bağlı geliştiyse. Durduramıyor ya. Yani ara nöronlarda sorun var. Yani bizde ara nöronlar var. Böyle bizim beyin gaz fren gibi. Bazı insanların doğuştan freni yok. Freni olmayınca bu sefer durduramıyorsun devreleri. Ama uzmanlar da diyorlar ki bir travmaya bağlı da gelişebilir. Olabilir. Neden? Çünkü o sende o bulgular vardır. O travma onu ne yapmıştır? He. İyice şey tamam yapmıştır. Yoksa aynı travmaya maruz kalan OKB olmayabilir. Hayır. Öyle bir sende şey yoktur. Sende menba vardır. Travma tabii o geni okumuştur. Bu ne biliyor musun? Hani hep söylüyorum. Mesela bir fay hattı kırılabilir mi? Kırılamaz kardeşim cevap. Ama bir fay hattı
tam zamanına gelmişse, dolmuşsa harpla kırılabilir. Mesela bak o zaman şimdi bu laf doğru mu? Harpla fay hattı kırılır. Yanlış. Ama tam zamanı gelmiş ve kırılmaya hazır bir fay hattı harpla kırılır. Onun için biraz doğru okumak lazım. Bence Türkiye'deki bilim adamları bak artık birbirimize dövüşmeyi bırakmalıyız. Çünkü bizim dünyamız artık bir beka soruna girdi. Devletler bir beka soruna girmiştir. Artık onu bunu bırakıp birlik olmalıyız. Bu yalandan birlik lafı değil. Hani böyle söyleniyor ya birlik olalım birlik olalım bir şey olduğu yok. Artık bilim adamıymışsın, sanatçıymışsın önemli değil. Kenetlenmemiz gerekiyor. Çünkü dünya çok farklı bir yere gidecek. 2030'a kadar dünya çok değişecek. Aç kalacağız, felaketli olacak. Yani bu hem şey anlamında, hastalıklı anlamda hem de maddi ve manevi anlamlarda. Yani dünya çok değişecek. Onun için hani bu şey artık o sidik yarışlarını acilen bırakmamız gerekiyor. Ya acilen ama. Çin çok tehlikeli bir durumda. Çin çok bilimsel, kalabalık 1,5 milyar. Vallahi tükürse boğar yemin ederim. Hani Kore'ye bakıyorsun ne halde? Abi Orta Doğu bataklığı ya. Yani peki böyle... Çin dedin. Geçen gün bir konuğumla konuştuk. Bilim penceresinden senden öğrenelim. Ben ikna olmuyorum şimdiye kadar duyduklarımla. Evet bir inanç boyutu var. Allah her canlıyı ayrı yaratmıştır. Amenna koyduk. Ama bilim insanıyla farklı bir pencereden konuşmak istiyorum. Uzak Doğu'ya gidiyorsun. Asyalı dediğimiz güruhun içerisinde Çinli var. Başka bir fizyonomide. Hintli bambaşka renkte ve fizyonomide. Aşağı iniyorsun. İşte Sovyet insanı bambaşka. Ademoğlu olduğumuza inanıyorsak ayrışma ne zaman oldu? Sadece doğa şartlarına bağlayabilir miyiz biz bunu? Bir Çinli ne zaman çekik oldu? Şimdi şöyle, bunu şöyle tartışmak lazım. İnsanoğlu Afrika'dan çıktı. Yani şöyle diyelim, mesela iki tane görüş var. Bazısı diyor ki, işte ben yaratılışa inanıyorum. Yani Adem'le Havva bu klondan geldi. Bazısı diyor, kardeşim biz evrimle geldik. Çok bir benim için önemi yok ama ben şunu biliyorum. İnsanlar çıktıktan sonra bir yerden, dünyaya dağıldılar. Afrika'dan çıktıktan sonra. Ama şunu fark ettiler. Gittikleri yerde başka insanlar da varmış. Demek ki insanlar Afrika'da çıkmamış. İnsanlar her kıtada vardı. Hangi bilgiye göre söylüyoruz gittikleri mesela, yerde başka mesela insanlar olduğunu? Yukarı doğru gitmişler. Neandertaller çıkmış. Kısa boylu. Biliyor musun? Neandertaller kısa boylu. Bu Sibirya bölgesinde. Soğukta olanlar. Neandertaller kısa boylu. Büyük burunlu. Neden kısa boylu biliyor musun? Şöyle soğuk yer ya uzunlarını olmuş ölmüş. Ama benim sorum şuydu. Neden birinin burun deliği küçük de diğerinin burun deliği büyük? DNA hata yapıyor. DNA eşlerken seni yaratılıştan gelen evet. Bir şey. Nasıl bu yapıyor biliyorsun? Mesela bizim doğa sürekli çeşitlilik yapmak istiyor. Şimdi senin genlerin var böyle. Bu ananın genleri. Bu babanın genleri. Bunları alıyor doğa. Tam sen çocuk yumurta ya da sperm olurken senin 46 kromozom var ya şu anda içinde. 23'ü anandan geliyor, 23'ü babandan. Sen yumurta olurken o kromozomla 23'ü bir yumurtaya gidiyor, 23'ü bir yumurtaya gidiyor. Benimkinde de 23'ü bir sperme, 23'ü bir sperme gidiyor ama yarı yarıya gitmiyor. Tam o giderken anandan babandan gelen bütün genleri karıştırıyor, tamam. Bir daha yapıyor. Zarlar tekrar zarları atılıyor. Zarları atıyor. Bir de atarken de hatalı da atıyor bazen. Yani bazen sallamıyor, hile yapıyor. Ya tamamen şuna odaklı. Çeşitlilik yapayım diye. Hep çeşitlilik. Yani ne olsun? Abi kirpikleri uzunlar da olsun, kısalar da olsun, gözü maviler de olsun, yeşiller de olsun, baş parmağı uzun da olsun, kısa da olsun. Yani farklı varyasyonlar getiriyor dünyaya. Muhteşem. Peki, açıkladın Orkun. Bu varyasyon doğayla uyumluysa o kalıyor. Anki şartlarla kalıyor. Öbürsü ölüyor. Bitti. Peki şu anki dünyanın gidişatı, içinde olduğumuz, çıktığımız pandemi, pandemiyle birlikte bir defa çözüm olarak getirilen uygulamayı yaptırmasa bile spike proteini içine giren bir insanlıktan bahsediyoruz. Bravo. Yeni versiyonun uyumlanabilme ihtimalini bir tıp doktoru olarak nasıl görüyorsun? Şimdi spike bütün virüsler evrimi değiştiriyor. Şu anda biz baştan mı yazılıyoruz? Evet biz baştan yazıldık. Yani insan evrimi değişti. Spike'lı insanlar var. Yani bizim içimizde spike yerdi. Soru yerinde. Buydu. Tamam. Çocukların içinde anasından doğarken spike. Yani virüslü şöyle. Bunların adı korona bebek. Yeni doğacak bebeklerin adı. Yani anasının babasının DNA'sında korona var bunların. Sen mi koydun bu tanımı tıp mı koyuyor? Ben koydum şimdi. Korona bebek. Şu anda koydum.
Korona bebek. Zaten ben onu yayını yaparsam Korona Baby diye çıkarım ben onu. İspatlarım ben onu, çıkarım. Ama çok mantıklı, o yüzden tamam. İtiraz ya etmiyorum. Ya zaten bilimi sen yazıyorsun. Bir süre sonra artık öyle oluyorsun yani. Bilim adamı olunca bilimi sen yazıyorsun. Yani şimdi Korona Bebekler geliyor. Korona Bebekler geliyor. Spike proteinli Korona Bebekler. Evet. Peki bunlar uyumlanacak mı, uyumlanmayacak bunlar mı? Bunlar eğer dünyada bu Spike protein ne işe yarıyor? Spike protein zehirli. Zehirli. Peki priyon riski var mı? Var. Spike'lar. Peki şöyle bir şey olabilir mi? Oldu ya, dünya değişti. Bizim başımıza bir felaket geldi. Bizi yiyen hayvanlar spike aldılar. Hayvan niye bizi yesin? Hayır, oldu ya, öyle bir dünya geldi. Bizi yiyen bir hayvan peki geldi. Uzaylılar geldi de bizi yiyorlar. Hmm. Bu spike onları öldürebilir. Peki sence Homo sapiens'in adı değiştirilmeli mi COVID sonrası? Ya bence her virüs bizi etkileyecek. Germ Games olduğuna göre bize daha şey girecek. Virüs girecek. Ben aslında şunu söyleyeyim tek cümle. Şu anda fetusun, yani bebeğin anasının karnına tutunmasını sağlayan bir virüs. O virüs olmasaydı biz iç döllenme olamayacaktık. Nesil bitti. Ulan alien gibi bile içinde canlı mı olur? Nasıl bir şey bu? İçinde alien taşıyorsun. Alien. Yani o bir yaratık. Bebek bir yaratık. Yarısı anadan, yarısı babadan. Tamam, yarısı senden de yarısı babasından. Yabancı. Yabancı bir şey durur mu la içinde? Nasıl duruyor? Virüs. Hangi virüs? Bir tane retrovirüs var. HIV gibi. Ona diyor ki bu senin bebeğin, dursun burada. Bu virüs sadece kadında mı var? Erkekte var. Hani genetik olarak o virüs girdiği için iç döllenme var. Yoksa biz de yumurtlayacaktık. Tamam. O virüsü erkek mi kadına iletiyor? Hayır. Doğuştan var hepinizde. Kadında i̇nsan da erkekte soyunda de var. İnsan soyunda, evet, o virüs, evet, var. Bu virüsün görevi anne karında bebeği tutmak. Bravo. Tek görevi var, evet, o da bu mu? Adı, evet, ne dedin? Retrovirüs. Retrovirüs. Evet. Başka bir görevi var mı? Var. Şizofreni de yapıyor. Bipolar da yapıyor aynı virüsle. Şimdi bana şimdi şunu söyle. Aynı virüs hem iç döllenme yaptırmış hem de bizi şizofreni bipolar yapıyor. Bir soru. Mesela bebeği tutunamayan, sürekli düşük yapan kadınlarda retrovirüs sorunlu mudur? Şimdi böyle bir bilgimiz yok. Bak bir hipotez. Bu mesela bu yaratıcılık. Yarın sen bir bilim adamı olsaydın. Bunu laboratuvara girip ispatlasaydın. Sen yarın büyük ödül alacaktın bir yerde. İşte bu. Ya gerçekten öyle ama bu. Bizim halk işte böyle yapıyor. Konuşuyoruz. Bir şey yaptığımız yok. Aslında bir şeye girmemiz lazım. Laboratuvara girmemiz lazım. Üretim yapmamız gerekiyor işte. Peki. Tekrar. Yani hipotez kurmak çok kolay. Sen diyebilirsin Oytun. Mesela HIV ilaçları var ya. Onlar retrovirüsleri öldürüyor. HIV ilacı aldığın zaman vücuttaki retrovirüsler duruyor. Mesela otizm tedavi oluyor. Yani HIV ilaçları otizmi tedavi ediyor. Al söyleyeyim. AIDS ilaçları, tedavisi, AIDS ilaçları otizmi tedavi ediyor. Bomba bir şey söyledin şimdi. Ama öyle. Sen sıçanlarda denedin sıçanlar mi? Sıçanlarda denedim. Kalbin de artık nöronları oldu. Her organ var. Ama önceden çok konuşulmazdı ve artık hekimler arasında da şu konuşuluyor. Kalbin de bir hafızası var. Tabii, tabii. Soruyu şöyle soracağım. Kalp nakli yapıldıktan sonra hastada değişiklikler oluyor mu? Bütün organlarda oluyor ama en çok kalpte oluyor. Mesela birçok insan o aldığı adamın kalbine dönüşüyor kişiliğine. Mesela, bu bir efsane mi? Değil. Sahiden de var mı karşılığı? Var var. Canım, heyecanlı bir kalp düşün. Pıtır pıtır atan bir kalp. Düşünsene mesela mesela öyle bir hikaye var. 45 yaşında polisin kalbi vuruluyor. Polis de yüzünden vuruluyor. Çok ilginç. Adama naklediyorlar kalbi. Adam diyor ki benim rüyalarımda bir şey oluyor. Yüzüme bir ışık geliyor. Hep aynı hikayeyi anlatıyor. Ya kalp sana bir şey söylüyor. O zaman her organın hafızası var. Ya ben daha sana ne anlatacağım? Şimdi sen kan aldık ya senden. Dolabı koysan şimdi senin kanına. Sen gittin, gezdin, onu yaptın, bunu yaptın ya. Kan duruyor dolapta. Senin sonra kanında bir sürü ne oldu? Değişiklik oldu. Kanda 1000 tane protein var. Bazısı arttı, bazısı azaldı. Dolaptaki de aynısı oluyor. Kader bu. Proteinden kaderi var. Yani senin vücudundaki bütün parçalar dışarıda aynı davranıyor. O yüzden mi saçını sen, kesip, evet, atma, aynen, tırnağını atma, aynen, denir. Aynen. Ya sen birinin saçını takarsan, ha, post-it yaparsan, onun protein davranı senin kafana geçiyor buraya. Şimdi ben neye takıldım? Sohbetin başında dedin ya, at komşun
Kadın doğumcuydu. Mesela alt komşun hukukçu olsaydı. Tamam, ben hukuk profesörüydüm. Şimdi sana şey anlatıyordum ben işte Roma hukukunun. Roma hukuku diyordum ki bak hemen Roma hukuku esasında Hititler döneminde şunları kaptı. Onlar bunu etkilerdi. Oo bak yine anlatıyordum yine işte. Aa işte şey de öyle. Celal de öyle. Celal de şey anlatıyor Celal Hoca. O da şeyci olmuş. Jeolog. O da anlatıyor devamlı. O da tarih okumuş. Onu anlatıyor. İşte bunlar hep bizim aynı grup. Ondan sonra şey piyano çalıyor. Fazıl. Say. O da küçükken çalıyormuş. Hala çalıyor. İşte. İlber Hoca'ya da bir şey söyle. İlber de anlatıyor. İşte herkes de bunlar öyle işte. Biz, onların yaşı senden büyük ama kendini aynı kategoride tabii, mi tabii, görüyorsun? Tabii tabii. Tabii. Mesela işte Fazıl Say. Ondan sonra şey. Fazıl Say. Celal, sen. İlber Hoca. İlber Hoca. Ondan sonra. Bunlar kamera kelebekleri. Bunlar kamerayı gördün mü ne biliyorsa kusarlar. Onları kafanda canlandır onlar. Ve çok derin bilgileri var. Yani birçok şey okumuşlar ve hafızaları hard diskleri 100 terabayt. Bir sürü bilgi var içinde. Ama normal hayatta nasıllar biliyorsun? Böyle. Bir numara yok. Şimdi biz kamerayı kapatacağız. Sonra ben yine oturacağım. Yine... yani işte. Haziz son. Kamera biter, Oytun yalnızlığına geri döner. Ama... Ulan bugün geldin, mutlu oldum ya. Pasta masta getirmişsin, dedim kurbanlar geldi. Hayır ya kurbanlar şöyle. Senin şimdi benim işin olduğu için bana katlanmak zorundasın. Bunu çekeceksin ya sen. Şimdi normalde kurbanlar diyor ki Oytun oraya gitmeyin. Şimdi her tarafa yayılmış. Bak Oytun laboratuvarına gitmeyin. Neden? İşte çalıştırıyor. Sıçan deneyleri işte. Bir de bende şey yok. Yorulma mevzumu yok. Bir de nasıl bilmezsin? Ben şimdi her şeyi biliyorum ya. Kişi her şeyi kendinden bilirmiş. Ben her şeyi okuduğum için adam geliyor. Şunu biliyor mu? Çocuk hayır. Bunu biliyor mu? Hayır. Nasıl bilmezsin diyor. E canım o sen mi? O sen mi? Sen akşama kadar okuyorsun sen. O çocuk geziyor, tozuyor, bir sosyal hayatı var. Çocuk da bana bakıyor. Bu diyor herhalde şey, uzaylı mıdır, alien mıdır, deli midir, dolu mudur? Bana öyle diyor içinden. Siz tabii kurban olduğunuz için bugün kurbanlarla iyi oldu. Benim için çok güzel bir gündü. Sağ ol artık. Ya, öyle seni çok abi. Özlemiştim. Son dönemde bir sürü YouTube kanalına çıktın gerçi. Evet. Beğenerek izledim seni. Ben de seni bazen izliyorum. Sıkılıyor ama bazen seni izlerken. Neden? Konuklar felaket. Benim konuklarımı sevmiyor musun? Ha, bazı hemen belli oluyor yani. Ha. Mesela samimileri anlıyorum mesela. Adam kendi gibi mesela. Hani konuşması falan, tavrı. O yüz ve vücut dili onu hemen... Hemen anlaşılıyor değil mi? Öbür taraf diyor ki bu diyorum rol ya bu. Bu ufürüyor bu ya. Ara beni söyle. Ya sen bilmiyor musun? Hepsini biliyorsun. Sen kadınsın. Sen daha iyi biliyorsun benden. Sen her şeyi biliyorsun. Sen bize gelinceye kadar. Rica ederim. Bizim için çok kıymetlisin. İzleyicimiz de seni çok seviyor. Bir de son şunu söyleyeceğim. Biz şimdi Emel'le şuraya söyleyeyim. Şimdi tıpatıp diye program yapacağız. Tıpatıp evet. Şu. Az sonra bir Reels'ta çeker ilan ederiz. Tıpatıp diye bir program yapacağız. Oraya da bu Z kuşağından Y de olabilir. Birilerini davet ederim. Onlar soru sorsun. Hani abuk sabuk şeyler sorabilirler. Evet yani gelsin buraya. İşte hocam ben bunu merak ediyorum. Bunu merak ediyorum. Hocam ben buna inanmıyorum ya da hocam ben buna inanıyorum yani. Tabii. Ben bunları şey yapmak istiyorum. Yani bir kafes dövüş demeyelim de hani hadi bakalım sen de bakalım göster bakalım. Sen de çalış gel koçum. İki haftaya bir çekelim diyorsun. Olur. İki tıp hafta atıp. İyi. Tamam tıp atıp iki haftada bir. Tamam. Her şey konuşulacak. Her şey. Her şeyi konuşacağız. Sana her şeyi sorabileceğiz. Çalışıp gelin. Biz de şey değiliz yani. Tıp hakkında iyiyimdir yani. Peki hocam. Kafes dövüşünde yenerim. Peki hocam. Efendim çok teşekkür ediyorum. En çok teşekkür sana teşekkür Oytun. Ederim. Neyse pasta getirdin. Allah var yedik. Muzumuzu da yedik. Ben muz çıkardım. İşte iyi oldu bence. Bu ara muzu çok mu yiyorsun? Yo muz buldum geçenlerde. Ucuz ondan aldım. Çok da şey etmemek lazım. Çok da şey et. Acaba başlığa bunu mu koysam? Çok da şey etmeyin. Bence program adı çok da şey etmemek lazım da olabilir. Durun bunu bir istişare edelim. Henüz kapak logo oluşturulmadı. Lütfen yazın. Adı tıpa tıp mı olsun? Çok da şey etmemek lazım mı olsun? Evet. Senin oyun hangisine? Her zaman ilk düşünülen daha iyidir. Tıpa tıp. Evet. Yazın. Birlikte karar verelim. Oytun teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Size de teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen telefon numarasına yazın.